Bu bir sürü kaynağı var, sağlam kaynak. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. İnnel meselete. Mesele Arapçada dilenmek demek, istemek demek. Yani şimdi benim bir meselem var filanca adamla diyoruz. O manaya değil. Mesele, sual, Arapçada hemze ile sual şey demek. Dilenmek demek. Sail, dilenci demek Arapçada. Bu manasını bilmiyor. Yani öteki manasını biliyor da bu manasını bilmiyor çokları. Dilenmek, istemek şu üç kişiden birisi için helal olur. Başkası için helal olmaz, uygun değil. Şunlar istekte bulunabilir. Bir, lizidemin muci'in. Çok böyle altından kalkılmaz bir kan diyeti borcu altında olan kimse. İnsanı üzen bir kan diyeti borcu var. Onu ödeyecek adam, parası yok. Ha, bu isteyebilir. İkincisi, lizye gurmin mufzi'in. Çok ağır bir borcu var, kalkamıyor altından, çok büyük bir borç, onu ödeyecek insan isteyebilir. Ev lizi fakrin mutkain, ya da şiddetli bir fakirliği var, o zaman isteyebilir. Başkası istemesin, isteyemez. Yani herkes elini açıyor, dileniyor, istiyor. Cebi dolu, bankada hesabı var, evi var, başka bir şeyleri var. Belki istediği adamdan mali durumu daha güzel, istiyor. E istiyor, caiz mi? Caiz değil, dinimizde doğru değil. Şunlara müsaade var, ötekilere müsaade yok. Mesela bizim bir arkadaşımızın oğlu araba kullanırken Suudi Arabistan'da kaza yaptı, birisinin ölümüne sebep oldu, mahkum oldu. O ölümüne sebep olduğu kimsenin kanının diyetini ödeyecek. Muazzam paralar, milyonlar. Ya çocukcağızın bunu ödeyecek parası yok. O zaman zenginlere gidildi. Yahu zekatlarınızdan verin biraz, şöyle olsun böyle olsun da bunun kan diyetini verelim de bizi hapisten çıkartmıyorlar aksi takdirde. Hapisten kurtulalım filan diye para topladılar. Kurtuldu. Zor kurtuldu yani. Büyük paralar. Kendisinin ödemesi mümkün olmayan paralardı. Tamam. Böyle bir kan diyeti borcu olan isteyebilir diyor Peygamber Efendimiz. Veya çok borçlanmış. Oluyor bazen. Bir gece zengin yatıyor, sabaha fakir oluyor insan. Türkiye'de neydi o 5 Nisan kararları? Yani bir gecede bir insanın, bir tüccarın mali gücü 3'te 2'si gitti, 3'te 1'i kaldı. Bir gecede, bir kararla haydi. Çok muazzam sarsıntılar oldu. Dolarla borçlu olanlar, markla borçlu olanlar, dövizle borçlu olanlar mahvoldular. Ödeyemez duruma geldiler. Tıkır tıkır muntazam ödeme durumunda olan insanlar daire almış, borçlanmış, araba almış, iş açmış, borçlanmış, ödeyemez duruma geldi. İstemediği halde çok ağır borca düştü. Tamam, böyle bir insan isteyebilir sağdan soldan. Yani ya bana yardımcı olun, zekatlarınızdan, makyatlarınızdan verin diyebilir. Veya onun namına birisi toplayabilir, ona yardım olarak verebilirler. Bazen böyle oluyor, düşmez kalkmaz bir Allah derler. Efendim, bazen insan zenginken bir fecaate, bir felakete uğruyor, bir şeyler başına gelebiliyor. O zaman yardımcı olmak lazım tabii. Kendisi de isteyebilir, kendisi isteyemezse birilerinin ön ayak olup da yardımcı olması düşünülebilir. Bir de çok böyle şiddetli fakirlik varsa o zaman isteyebilir. Yoksa Peygamber Efendimiz böyle dilenen bir kimseye dedi ki, baktı ki hali biraz iyi, güçlü kuvvetli, ip satın aldırdı, git bir ip al dedi, ip satın aldı, bu iple git dağdan odun topla dedi, odunları ipe bağla, sırtına sar, ondan sonra getir burada odun sat, parasını al dedi, dilenmekten daha iyidir dedi. Efendimiz dilenmemeyi tavsiye ediyor. Ancak şu şartlar altında olanlar artık kendisi ne yapsa dilenmese yapamayacak, işi çözümleyemeyecek. Öylelerine müsaade var diyor. Ötekiler dilenmeyecek. Alnının akıyla, alnının teriyle, elinin emeğiyle çalışarak filan dilenmeden yaşamaya çalışacak. Çok rahat bir hayat olmayabilir. Olsun. Bir şey istemek doğru değil. İstememek daha iyi.